Bu yarışmayı kazanmanın imkanı yok Arda. Henüz yarış bitmedi, Zengin amca göreceksin. Sen öyle san, farkı açıyorum bile, işte ben kazanacağım. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Son tura girmek üzereyiz Arda efendi. Tüm gücümü son tura saklıyorum, göreceksin, sen farkı kapatıyorum. Bu asla olmayacak, tamam mı? Hayır, geçildi hem. Ve ben kazandım, ben kazandım. Mafya Arda kazandı. Hayır olamaz, çok yaklaşmıştım. Hala anlamıyorsun fakir, bu şehir benden sorulur aslanım, tamam mı? Ha, ne oluyor orada? Ne oluyormuş Kerem komiser? O da ne öyle? Yürü bakalım, burada bir şeyler dönüyor. Hile falan yapmadım Zengin amca, tamam mı? Tabii tabii, ondan mı son turda geçtin? Nitroya bastın değil mi? Ne nitrosu ya, arabaya daha nitro taktırmadım. Demek yarış yaptınız öyle mi? Hem de biz olmadan. Evet, ne olmuş? Şehrin en hızlı mafyası benim sonuçta. Hilekar mafya, en hızlısı benim. O zaman herkes bulabildiği en hızlı arabayı bulsun. Çünkü şehirde bir mafya yarışı olacak. Hazır mısın Kerem komiser? Evet, bu yarışı ben kazanacağım. Ama rüyanda. Arkadaşlar, şimdi herkes yorumlara desteklediği karakteri yazsın. Sizce mafya yarışını kim kazanır? Ben mi? Kerem komiser mi? Arda mı? Yoksa Zengin mi? Ve yerinizde olsam bana oy verirdim. Çünkü bu yarışmanın kazananı ben olacağım. Zengin amcamı yendiğim gibi sizi de yeneceğim. Merak etmeyin. Bana oy verin arkadaşlar. Hilekar mafyalardan uzak durun. Siz bana oy verin arkadaşlar. Bu yarışmanın kazananı ben olacağım. Demek ortalık kızışıyor. Hadi o zaman. Herkes bulabildiği arabaları bulsun. Aynen öyle. Arkadaşlar, umarım doğru tarafı seçmişsinizdir. Seçtiyseniz aynı zamanda hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. Ayrıca hepiniz Discord sunucumuza davetlisiniz. Açıklamalardan bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Ben en iyi arabayı bulmaya başlıyorum. Vay arkadaş ya, bu sıralarda işler kesat. Bir türlü araba satamıyoruz ya. Ne olacak böyle bilmiyorum. Bu gidişle iflas edeceğiz. Heh, olamaz. Mafya Kerem komiser geliyor. Ne istiyor şimdi? Şunu bir karşılayayım. Yürüyün lan, galeri burası, çabuk. Siz kapıda durun bakalım. Ben şununla bir konuşayım. Kolay gelsin. Kerem abi hoş geldin. Geç abi şöyle. Evet Kerem abi, ne istemiştin? Bakıyorum da mekanı yenilemişsin. Evet abi, yeniledik. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık işte. Güzel. Şimdi bana hızlı bir araba lazım. Hem hızlı hem de güçlü olacak. Abi elimde şu an öyle bir araba yok. Ulan sana var mı diye sormadım. Lazım dedim. Sen de bulacaksın. Tamam abicim. O zaman sıfırdan sana en kralından bir araba çözelim, olur mu? Olur. Unutma. Hem hızlı hem de güçlü olacak. Yoksa mahvederim seni. Tamam abicim. Sen hiç merak etme. O iş bende. Oldu bir el. Aferin bakalım. Tamamdır. İşte geldim. Hadi bakalım. Bana bakın sersemler. Çabuk, Hasan ustayı odama bekliyorum. 2 dakikaya burada olacak. Emredersin patron. Evet, bana sağlam bir araba lazım. Umarım Hasan usta bu işi kıvırır. Çok hızlı bir araba olmalı. Çok hızlı olmalı. Ya nerede kaldı bu Hasan usta? Hasan usta. Merhaba fakir bey. Girebilir miyim? Gir tabii oğlum. Ne bekliyorsun orada? Gel buraya çabuk. Konuşmamız gereken şeyler var, tamam mı? Beni çağırmışsınız. Sizi dinliyorum. Bana en acilinden hızlı bir araba lazım. Ve bunu sen yapacaksın. Ama fakir bey, ben bir marangozum. Ben tamiratçı falan değilim ki. Ben arabadan hiç anlamam. Hasan usta, sen galiba beni duymadın. Ben sana anlar mısın diye sormadım. Bana en iyi arabayı yapacaksın dedim, tamam mı? Tamam fakir bey, elimden geleni yapacağım. Bana bak, eğer yarışı kaybedersen bundan sen sorumlu olursun. Ve cezanı keserim. Tamam fakir bey, hiç merak etmeyin. O arabayı yapacağım. İyi bakalım. Şimdi buradan git ve bir an önce arabayı yapmaya başla. Acele et. İşte bu kadar. Arkadaşlar, o yarışı ben kazanacağım. Eminim ben kazanacağım o yarışı. Oh be, nihayet. Kerem abinin araba bitti. Tam istediği gibi. Gözleri gibi mavi. Hem güçlü hem hızlı. Ama bu bana çok pahalıya patladı ya. Umarım karşılığını verir. Yoksa var ya, batarım oğlum ben. Batarım ben. Merhaba Kerem abi, nasılsın? Ne konuşuyorsun ulan kendi kendine? Sakin ol abi. Sadece araban bitmişti de onu sana haber verecektim. Demek araba bu. Şu kaputu aç bakalım, neler varmış içinde. İşte Kerem abi, istediğin gibi inceleyebilirsin. Arabaya en iyi motordan koydum. Şuna bir göz at. Aferin. Rengi de gerçekten çok hoşuma gitti. Masmavi. Anlamıyorum ama bu motor gayet iyiye benziyor. Kocaman bir şey yani bu. Tabii abi, V8 motor bu. Bunun var ya, geçebileceği yarış arabası yok.
Öyle mi diyorsun? Yalnız birinci olamazsan var ya çok mahvederim seni, haberin olsun. Yok abi, kesinlikle birincisin, hiç merak etme. Aferin bakalım. Tamam o zaman, ben bunu alıyorum ve yarış alanının oraya doğru gidiyorum. Tamamdır abi. Hadi hoşça kal bakalım. Şey Kerem abi, bir şey söylemem gerekiyor. Ne var lan, söylesene, ne var söyle çabuk. Şey abi, biliyorsun bu arabayı yaparken çok fazla masraf yaptım da yani bunların toplamı 1000 elmas tuttu. Evet yani 1000 elmas versen yeter abi. Ne? 1000 elmas mı? Oğlum 1000 elmasla ben bu arabadan var ya kaç tane alırım biliyor musun sen? Ama abi çok kaliteli malzemeler kullandık. Bu araba çok kaliteli ve bu bize çok pahalıya patladı. Şey galiba haklısın ya, gerçekten arabayı da çok beğendim. Tamam bakalım, ödeme yapacağım. Galiba sen bunu hak ettin. Al şu 1 elması, tamam mı? Hadi Allah bereket versin. Ama abi 1 elmas, 1 elmas çok az. Ne dedin? Bana bak lan, beni sinirlendirme. Tamam abi tamam. Şuna bak ya, adama elmas veriyoruz onu da kabul etmiyor. Şu kapıyı da kapat, ben gidiyorum. Hoşça kal Kerem abi. Olamaz, battım, resmen iflas ettim. Evet, vakit geldi. Hadi bakalım yapalım şu işi. Bu yarışı ben kazanacağım. Görsünüz kim kazanacak. Lan fakir, araban nerede? Ne o baba, yoksa bizde koşarak mı yarışmayı planlıyorsun? Fakir, en iyisi sen bu yarışa girme. Hakem ol yeter kardeşim. Siz geçin bakalım dalganızı. Hasan Usta birazdan burada olacak. Sadece arabanın tamiratı biraz uzun sürdü, tamam mı? Ve geldiğinde hepinizi geçeceğim. Üzgünüm fakir, seni bekleyecek kadar zamanımız yok. Aynen öyle. Hadi in, biz yarışa başlayalım. Yarış başlıyor. 3, 2, 1, başla. Lan durun, nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin, beni bekleyin, daha ben de yarışacağım. Hasan Usta oğlum neredesin? Neredesin? Olamaz, nereye kayboldun? Fakir Bey, geliyorum. Neredesin lan, neredesin? İşte geliyor. Lan bu araba ne? Olamaz, yapayım bu arabayı mı yaptın? Üzgünüm Fakir Bey, dediğim ben tamirci falan değilim, ancak elimden bu geldi. Ama merak etmeyin, çok hızlıdır. Şimdi alacağım. Neyse sen kullanacaksın, ben şu tepeye oturacağım, tamam mı? Peki efendim, siz bilirsiniz. Hadi ulan, yarış başladı, tur bindirecekler. Hayır, geçemeyeceksiniz beni, bu yarış benim olacak. Çekilin önümden, çekilin, ben birinci olacağım, ben birinci olacağım. Çok mutluyum. Yürü Hasan Usta, bas gaza, sana diyorum bas gaza. Bu yarışma benim hakkım, ben kazanacağım. Çok bulursunuz, hop öne geçiyorum. Hadi Hasan Usta, yetiştik, neredeyse son tur. Çabuk bas nitroya, nitroya bas. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. İnanamıyorum Hasan Usta, biz kazandık. Fakir Bey, bu nasıl olabilir? Olamaz. Ben marangozluğu bırakıp bundan sonra araba tamircisi olacağım. Son gülen iyi güler. Arkadaşlar, bana oy verdiyseniz kazandınız. Olamaz, nasıl olur bu, nasıl olur? Umarım Kerem komiser yarışı kazanmıştır. Bir elmas nasıl yetişsin bana ya, daha fazlası lazım. Merhaba Kerem komiseri, gördünüz mü acaba? Hemen yan tarafta. Tamamdır, teşekkür ederim. Merhaba Kerem komiser. Senin burada ne işin var lan? Ya Kerem komiser, verdiğim parayı çok az. O bana hiçbir şekilde yetmez. Bak iflas ettim, lütfen arabanın karşılığını verir misin? Hem kesinlikle yarışı kazanmış olmalı sen. Arabanın karşılığını istiyorsun öyle mi? Tamam, merak etme, sana arabanın karşılığını vereceğim. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Tabii önemli değil. Al bakayım sen. Şunu da al bakayım. Hop şuradan kaçma. Gel lan buraya, gel. Senin yüzünden yarışı kaybettim. Ne biçim araba yapmışsın ulan. Böyle araba mı yapılır? Al bakayım şurada. Kaçma diyorum lan sana. Yakalayacağım eşek. Sudan gelinceye kadar döveceğim seni. Fakir Bey, eğer yarışı kaybetseydiniz siz de bana böyle mi yapacaktınız? Yok canım, saçmalama. Ben böyle saçma sapan şeyler yapar mıyım hiç ya? Teşekkür ederim efendim. Ben direkt seni şehirden atardım sersem. Olamaz. Bu araba beni yüzüstü bıraktı. Cezasını ödemeli. Nasıl yani? Ne yapacaksın arabana zengin amca? Şimdi görürsün ne yapacağımı. Demek beni yüzüstü bırakırsın araba, öyle mi? Görürsün bakalım, sen hemen şurada saatli bombayı alayım, hop. Ya zengin, sen psikopat mısın ya? Ben mafya zenginim. Kimse beni yarı yolda bırakamaz, tamam mı? Hop işte böyle ben gidiyorum. Başlarım böyle arabaya ya. Beni yüzüstü bıraktı. Rüzgar çabuk. Çabuk bana bir döner koy, çabuk. Tamam babacığım, biraz sinirlisin galiba. Hemen hazırlıyorum. Nasıl sinirli olmayayım? Arabam beni yarı yolda bıraktı. Olamaz. Ve ben de onu patlattım. Oy zengin, sen harbiden psikopatsın lo. Bak canımı sıkma, oraya da gelirim ha. Oy tamam lo, tamam. Evet arkadaşlar, zengin gördüğünüz gibi arabasını havaya uçurdu. Biraz kafayı yemiş olabilir ama sonuçta bu mafya yarışını ben kazandım. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi.
Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Bu arada Discord sunucumuzu unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay. Şehirde harika bir gün beni bekliyordu. Yarış arabamla şehirde biraz turlamaya karar vermiştim. Gerçekten bu arabayı çok ama çok seviyordum arkadaşlar. Sonra Kirpi Sony'in dükkanını görünce biraz durup onu ziyaret edeyim dedim. Bayağıdır onunla görüşmüyordum. O da beni çok özlemiş olmalıydı. O kadar güzel muhabbet ettik ki. En sonunda onunla bir yarış yapmaya karar vermiştim. Kirpi Sonic kendi yarışacak. Ben de kendi arabamla yarışacaktım. Sonic'le sözleştikten sonra hemen dışarıya çıktım. Bir de ne göreyim? Hayır, bu olamaz. Arabam yerinde yoktu. Arabam çalınmıştı. O kadar çok üzülmüş ve o kadar çok sinirlenmiştim ki onu yapanı bulacaktım arkadaşlar. Benden asla kaçamayacak. Kim olursa olsun bulacağım onu. İşte bu yüzden arkadaşlar tüm şüphelileri bu gördüğünüz çukura topladım. Biliyorum, içlerinde tanıdıklar da var. Çünkü bu işi yapsa beni tanıyan biri yapmıştır. Çukurda ise Serseri Ahmet ile Serseri Haydar'ın kızgın yarış arabaları var. Yani suçlu olanlar aşağıya düşecek ve bu yarış arabaları onları ezecek. Evet arkadaşlar, tüm hikaye böyleydi. Şimdi herkes bana söylesin. Bunların içinden hangisi ya da hangileri benim arabamı çalmıştır? Kimden şüpheleniyorsanız hemen şimdi yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Bakalım doğru kişiyi kim bulacak? Doğru kişiyi bulanlar kızgın Arda kalbi kazanacak benden. Evet, bugün bana yardım edecek olan kişiler bir bebek asker, Rüzgar ve bebek polis. Yanında da annemle Barbie yenge izleyecek. Arda oğlum, kendine gel lütfen. Hayır anneciğim, bunu yapanı bulacağım. Evet bakalım bebek asker, sen kimden şüpheleniyorsun? Ya Ayda abi, boşver bu işleyi ya. Kimse çaymamıştı. Babam buyuyor onu yakında. Çabuk kimden şüphelendiğini söyle ve kes sesini. Uf, tamam, ben Hayoa'dan şüpheleniyorum. Evet, Hayoa yapmış o evi. Demek öyle diyorsun. Peki sen Rüzgar? Of Arda, iyice delirdin ya. Tamam, ben de korumadan şüpheleniyorum. Evet, koruma yapmışlar. Öyle değil mi bebek polis? Hayır, ben şehrimize gelen o köylüden şüpheleniyorum. Ben hepsinden şüpheleniyorum. Hepsi yapmış olabilir, tamam mı? İşte buradasınız. Şimdi sorguya başlayacağız. Şimdiden söyleyeyim, kimseyi tanımam, tamam mı? Hadi bakalım hemen şu sandığı açalım. Ayrıca burada kılıçlar varmış. Alev kılıcı, buz kılıcı, ejderha kılıcı. Hepsini kullanabilirim yani. Evet bakalım koruma, ne haber, iyi misin? Arda Bey, iyiyim efendim. Ama niye buradayım? Hiçbir şey anlamadım. Niye mi buradasın? Şöyle açıklayayım sana. Seni sersem arabam çalındı, tamam mı? Ve sen de o zaman da oralarda bir yerdeydin. Yani şehirdeki her yerde koruma var. Sen de görmüşsündür. Hayır efendim, görmedim, tamam mı? Ben o sırada belediye binasında fakir beyin korumalığını yapıyordum. Demek öyle. Yani diyorsun ki Arda Bey, ben bunu yapmadım. Öyle mi anladım? Evet, doğru anlamışsınız. Anladım anladım, sen yapmamışsın. Ama o zaman yapanı görmüş olmalısın. Çabuk söyle, kim yaptı? Efendim, ben görev sırasında birazcık uyuyakalmışım da tam o sürede kimin yaptığını göremedim yani. Of tamam ya, sen çok masumsun. Sen yapmamışsın, uyuyakalmışsın. Ulan görev sırasında uyanırmışsın. Seni sersem defol git buradan. Bir de utanmadan söylüyor. Evet bakalım köylü efendi, senin bizim şehrimizde ne işin var, onu söyle önce. Arda oğlum, ben sadece geçiyordum bu şehirde. Ya şöyle bir geçeyim dedim. Anladım, tabii geçerken de bir araba gördüm ve o arabayı çalayım dedin, öyle değil mi? Yok evladım, niye çalayım ben arabayı ya, sadece köyden geçiyordum ben. Ama arabam tam senin köyden geçtiğin sıra çalınmıştı. Peki hiçbir şey görmedin mi? Görmedim ya da evet gördüm. Gördün mü kim o zaman, çabuk söyle, çabuk söyle sana diyorum. Ya arabayı gördüm, biri çaldı ve sürüyordu. Ama yüzünü görmedim. Arabayı nereye götürdü onu da takip edemedim. Anladım anladım. Ulan niye polisi aramıyorsun o zaman, polisi arasana. Arda Bey, ben korktum, o yüzden polise de haber vermeyeyim dedim ya. Demek korktun, öyle mi öyle mi? Ama benden daha çok korkman lazım. Al bakayım sersem, yürü aşağı. Polis haber vermediği için bu da cezalandırıldı arkadaşlar. Evet bakalım patron efendi, biliyorsun ki ben arabamı senden almıştım. Evet doğru, benden almıştın Arda. Umarım arabadan memnunsundur.
Tabii ya tabii, o kadar çok memnunum ki yani hemen çaldırdım arabayı, öyle memnunum yani. Belki de arabamı sen çaldırdın. Tekrardan başka birine satmak için, ne diyorsun bu duruma? Yok da neler, ben öyle şey yapar mıyım canım? Yani tabii bir iki kişiye kaza yapmış arabaları sattığım olmuştur. Ama senin araban tertemizdi Arda, biliyorsun. Of, bu da yapmamış. Aha, millete kaza yapmış arabaları mı satıyorsun sen? Ulan seni var ya, defol git de seni buradan. Yok yok, benim bunlarla işim var arkadaşlar. Hangi birini sorgulasam var ya hiçbir şey çıkmıyor yani. Evet bakalım, Haloa nasılsın, iyi misin bakayım, traktörün nasıl, iyi mi? He valla iyidir lo, tarla süreceğim, seni bekliyorum ha. Tarla mı süreceksin? Belki de traktöründen çok fazla sıkıldın ve dedin ki en iyisi şu sersem Arda'nın arabasını bir çalayım dedin. Belki de iki tur atıp birine bırakacaktın. Ama bırakmamayı tercih ettin. Söyle çabuk, benim arabam nerede? Uy, senin araban nerede, nereden bileyim lo? Ben araba hırsızlığı falan yapmamışım o. Peki kimin yaptığını gördün mü? Kimin yaptığını da görmemişim o. Uf uf, ne gördün ulan, ne gördün o zaman sen, söyle bakayım. Ben hiçbir şey görmemişim o. Ben araba çalmam. Bir iki defa traktör çalmışlığım vardır lo. Uf uf, bu da çalmamış. Traktör mü çaldım dedi o? Daha önce traktör çalıyormuş galiba. Ulan ulan, bir daha traktör çalacaksın, defol git lan buradan, buz olursun öyle. Ulan bunları sorgularken daha da çok sinirleniyorum ya, Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi, nereden bulacağım bu arabayı? Evet bakalım Hasan Usta, sen söyle bakayım. Sen o sırada ne yapıyordun, neredeydin ya da kimin çaldığını gördün mü? Ne? Arda, beni tanıyorsun, ben öyle bir şey asla yapmam. Ben o sırada inşaattaydım, evet. İnşaatı tamir ediyordum. İnşaattaydın demek. Ulan o inşaatın kenarında hiç mi arabayı görmedin? Biri sürerken nereye götürdüğünü falan hiç mi görmedin? Hayır, görmedim. Çünkü o sırada yanlış bloğu kesmiştim ve yaptığım duvarı yanlışlıkla yıkmıştım. Tabii hemen sahibinden fazla para istedim. Anladım, bu da yapmamış arkadaşlar. Ne sahibinden fazla? Ulan kendin yapmışsın hatayı. Bir de yoldan gidip para mı istiyorsun? Al bakayım sana ejderha kılıcı. Al yürü git buradan çabuk. Ben bugün buradan kafayı yemeden ayrılırsam çok iyi arkadaşlar yani. Bu ne ya böyle, iyice sıkılmaya başladım. Evet bakalım Kerem Komiser, sen bu şehrin polisisin. Söyle bakayım, benim arabam nerede? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Arda ne diyorsun? Bizim yer değiştirmemiz gerekmiyor mu? Orada ben olmalıyım, ben seni sorgulamalıyım asıl. Olabilir ama bugünlük böyle, tamam mı? Sana izin vermiyorum, çok kızgınım. O zaten gözlerinden belli oluyor. Bak şimdi, senin arabanı gördüm, tamam mı? Sonra da peşine düştüm. Of ya, şu devreye bitse de bir an önce eve gitsem arkadaşlar ya. İyice yoruldum var ya, eve gidince hemen yatıp uyuyacağım. Aha, bu Arda'nın arabası değil mi? Evet, ta kendisi. Ama ben Arda'yı Sony'in dükkanının önünde görmüştüm. O zaman bu araba çalınmış. Hayır olamaz, gel buraya, kaçmasını diyorum. Hayır olamaz. Kaçırdım elimden. Araban çok hızlıydı Arda, bu yüzden yakalayamadım onu. Of, güzel arabam, güzel arabam. Kim çaldı seni? Olamaz. Zengin amca, sen yapmış olabilir misin? Çabuk söyle. Arda ne diyorsun, ben niye yapayım? Sen arabaları seversin. Kocaman da bir garajın var. Garajında da bir sürü pahalı arabalar var. Belki de benim arabamı da koleksiyonuna katmak istedin. Yok daha neler Arda. İstesem gider alırım yani. Niye çalayım? Of oncini saniyesi. Babacığım. Arda oğlum, sen iyi misin? Kendine gel artık. Biz niye böyle bir şey yapalım? Sadece şunu söyle, sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım, tamam mı? Of, kafayı yemek üzereyim, kafayı yemek üzereyim. Hangisi yaptı arkadaşlar, hangisi yaptı? Son 3 kişi kaldı. Çabuk söyleyin bana, kimden şüpheleniyorsunuz? Son 3 kişi. Benim babam yapmamıştı, tamam mı? Kesin zengin amca yapmıştı. Hadi oradan be, benim babam asla yapmaz. Kesin bunu yapsa Kerem Komiser yapmıştı. Hoy, bence yapsa Fatih amca yapmıştı. Ulan herkes farklı bir şey söylüyor, herkes farklı bir şey söylüyor. Arkadaşlar hangisi yaptı bunu, hangisi yapmış olabilir? Düşün Arda, düşün kim yapmış olabilir? Evet, biraz daha düşün. Buldum, evet, kimin yaptığını buldum. Bunu ondan hiç mi hiç beklemezdim. Hanginizin yaptığını biliyorum, tamam mı? Kimmiş Arda? Evet oğlum, kimi buldun? Bak şimdi ben de çok merak ettim ha. Sabırsızlanmayın, söylüyorum, bunu yapan kişi... Babam yaptı, evet sen yaptın. Ne? Bak Arda, sakin ol, tamam mı? Beni sakın aşağı atma, bak o serserilerle uğraşmak istemiyorum. Gönder bizi Arda, gönder. Evet, yolla buraya. Dur bakayım, bunu yalnız yapmış olamazsın. Suç ortağın kim? Söyle çabuk. Of Arda of, bir laf dinle ya. Tamam, suç ortağım Miray. Ne? Annem mi?
arabada. Arabayla çok fazla geziyordun. Kaza yapmandan korktuk. O kadar çok bağlanmıştın ki artık bizimle kahvaltıya bile oturmuyordun oğlum. Akşam yemeğine gelmiyordun. Bizimle sohbet bile etmiyordun. Varsa yoksa arabanla geziyordun Arda. Seni sevdiğimiz için yaptık oğlum. Ne? Ama ben hiç böyle düşünmemiştim babacığım. Bak Arda, ailen seni çok seviyor ve her şeyi senin iyiliğin için yapıyor. Evet Arda. Sen de onlara biraz saygı göstermelisin. Galiba haklısınız babacığım. Özür dilerim. Anneciğim çok özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Önemli değil canım oğlum ama lütfen bir daha dikkatli ol. İnanamıyorum arkadaşlar. Ben çok büyük bir hata yapmışım. Neyse ki hatamın farkına vardım. Ama arkadaşlar var ya, babamın yaptığından hiç şüphelenmemiştim ya. Meğerse her şeyi benim iyiliğim için yapmışlar. Siz bunu tahmin edebilmiş miydiniz? Kimler doğru bildi yorumlara yazmayı sakın unutmasın. Destekleriniz için çok sağ olun Minecraft Fatih ailesi. Sizce annemle babam haklı mı? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Güle güle. Evet sayın seyirciler, Minecraft Parodileri yarışma programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün rampadan en uzağa uçan kazanır oynuyoruz. Gördüğünüz gibi burada 4 tane uzay rampamız var. Ve 4 tane de yarışmacımız. Ve hepsinin de birer tane arabası var. Ama onun öncesinde sandıklardaki sürpriz arabaları kullanacaklar. Evet sayın seyirciler, sizce bu yarışmayı kim kazanır? Arabasına çok fazla para harcayan zengin bey mi? Şehrimizin komiseri, arabadan da iyi anlayan Kerem komiser mi? Hiç acıması bulunmayan güçlü arabasıyla kaslı Erubrayn mı? Yoksa güzel yeşil tatlı arabasıyla fakir bey mi? Evet bakalım, herkes şimdi hemen tarafını seçiyor. Ve yorumlara desteklediği kişiyi yazıyor. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyor. Arda hadi program başlıyor, babanlar çıktı hadi. Geliyorum anneciğim, geliyorum. Hadi baba, kazanacaksın bu yarışmayı hadi. Bu acında bu yarışma gerçekten çok ama çok eğlenceli olacak. Merak etme anne, babam bu yarışmayı kazanacak. Biliyorum oğlum, biliyorum, kesin kazanacak. Bu arabaya çok para harcadı. Yarışmanın başlamasına çok ama çok az kaldı. Umarım herkes tarafını seçmiştir. Ve böylelikle yarışmayı kazanan büyük ödülün sahibi olacak. Hadi bakalım sayın seyirciler, hepimizi bekliyoruz. Helal sana zengin be, helal. Evet sayın seyirciler, like'lar atıldıysa, abone olmayanlar da abone olduysa ve tabii ki de tarafınızı seçtiyseniz başlıyoruz. İlk olarak Zengin Bey sürpriz arabalardan bir araba seçecek. Hadi Zengin Bey, sıra sizin. Tamamdır, umarım güzel bir araba seçerim. Evet yarışmacı arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. Sağ ol Zengin. Teşekkürler abicim. Ben sana başarı falan dilemiyorum. Dilemezsen dileme Rubran ya, Allah Allah. Evet arkadaşlar, acaba hangisini seçsem? 4 tane sandık var ve onda bunda şundadır, şurada bunda ondadır. Seni seçiyorum. Bakalım bu neymiş? Galiba bir tane ATV çıktı arkadaşlar. Hazır mısınız? İşte şuradaki rampadan atlayacağız. Evet, hemen ATV'mizi şöyle koyalım ve işte burada turuncu bir ATV çıktı. Çok güzel gözüküyor. Bununla rampadan bayağı uzağa uçabilirim. Evet arkadaşlar, bayağı heyecanlıyım. Hazır mısınız? Hemen binelim ATV'mize. Hop, tamamdır. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım, tam şunun hizasına gelelim şöyle. Olamaz arkadaşlar, biraz tırsıyorum ama en uzağa ben uçacağım. Bundan eminim. Hadi bakalım gidiyoruz. Yanımdan ayrılmayın. Hop, işte bu. Bayağı uçtuk. Şuna bakar mısınız? Tamamdır. Tam buradayım. Hemen ineyim şurada. Burada bekleyeceğim. ATV ağaçta kaldı ama bir şey olmaz. Evet sayın seyirciler, Zengin Bey'in ATV'si ağaçta kaldı. Çitlerin biraz gerisine kadar uçabildi. Gerçekten çok iyi bir atlayış izledik. Sıra diğer yarışmacımızda. Evet bakalım, bana oy vermeyi unutmayın arkadaşlar, kazanacağım bu yarışmayı. İşte başlıyoruz. Güzel bir seçim yapmam gerekiyor. Acaba hangisini seçsem? Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Seni mi seçsem? Hayır, seni seçiyorum. Bakalım neymiş? Offrider arkadaşlar, offroad çıktı bir tane. Evet galiba güzel bir araç bizi bekliyor. Hazır mısınız bakalım? Hemen aracımızı koyuyoruz. Hop, işte karşınızda, vay, en sevdiğim renk mavi. Tamamdır, bu yarışmayı kazandık arkadaşlar. İlk bölümü biz kazanacağız, hemen şöyle bilelim. Tamam bakalım, hazır mısınız? Uçuyoruz şimdi. Çekilin kenarıya, Kerem komiser geliyor. Hadi bakalım, hop, ikinci rampadan şöyle. Evet bakalım, hop. Arkadaşlar oha, nereye kadar uçtum? Zengini geçtim galiba. Tamamdır. Buna inanamıyorum sayın seyirciler. Kerem komiser çitleri aşarak Zengin Bey'i geçiyor.
Of olamaz ya, şu anda ikinciyim. Şu anda sıralama şöyle. Birinci Kerem Komiser, ikinci ise Zengin Bey. Sıradaki yarışmacımız Kasler O'Brien. Evet bakalım. Bekle beni Kerem Komiser, geçeceğim seni. Evet bakalım, ben gidiyorum fakir, bir isteğin var mı? Başarılar Er O'Brien. Teşekkür ederim, umarım senin de lastiğin patlar. Ne oğlum, ne diyorsun sen, bak canım sıkma benim ha. Tamam bir şey demedik ya. Evet bakalım, geriye iki sandık kaldı. Acaba ben hangisini seçsem? O piti piti karamela sepeti, seni seçtim lastik, hop burada işte, burada tamamdır. Bunu seçtim, bu neymiş lan, bana biraz değişik bir şeymiş gibi geldi. Tamamdır, şimdi açacağım bakalım neymiş bu. Kesin iyi güzel araç bana geldi, hop açıyorum işte burada. Tamamdır, bu ne lan? Bu alışveriş sepeti mi? Hem de pembe renginde. olamaz. Of ya. Sen bana mı güldün? Yok canım yok, gülmedim Er O'Brien, sakin ol. Benim canımı sıkma bak. Tamamdır. Merak etmeyin, geçebiliriz. Bunda da geçebiliriz. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Evet, hazır mısınız bakalım arkadaşlar? Bana oy vermeyi unutmayın. Şimdi uçuyoruz. Hepsini geçeceğiz. Üçüncü rampa bizi bekler. Hadi bakalım, gidiyoruz işte böyle. Olamaz, bu çok yavaş ya. Merak etmeyin, yine de geçeceğim ben onları. Hadi bakalım, gidiyoruz. Hop, uçuyorum. Hop. olamaz. Seni var ya mahvedeceğim, parçalayacağım seni, parçalayacağım. Beni yarı yolda bıraktı resmen ya, of ya. Sayın seyirciler, inanamıyorum. Er O'Brien Bey çok kötü bir derece alarak yarışmada sonuncu oluyor şu anda. Evet, sıralama aynen şöyle. Birinci Kerem Komiser, ikinci Zengin Bey ve sonuncu da Kaslı Er O'Brien. Sıra geldi son yarışmacımıza. İşte karşınızda Fakir Bey. Evet arkadaşlar, geriye sadece bir tane sandık kaldı. Umarım güzel bir araç çıkar oradan. Evet bakalım, hemen şuradan aracımızı alalım. Galiba sadece şu sandık kaldı, öyle değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz işte böyle. Bu ne acaba ya? Bana motosikletmiş gibi geldi ama üstünde minibik yazıyordu. Evet bakalım, işte bizim rampamız da burası. Hemen şöyle koyalım şunu. Bakalım ne çıkacak? İşte karşınızda. Vay canına, gerçekten çok güzel bir motosiklet çıktı. Umarım bununla Kerem Komiser'i geçerim. Ben geçeceğime inanıyorum arkadaşlar. Evet bakalım, hemen binelim şöyle şuna, hop. Tamam bakalım, hazır mısınız Minecraft Fatih ailesi? Şimdi uçuyoruz. Biraz şöyle geriye gidelim. Evet bakalım, en uzağa uçmak için en geriden en hızlı şekilde gidebiliriz. Şimdi hazırım. Hadi bakalım gidiyoruz. En uzağa ben uçacağım. Hop, geliyorum Kerem Komiser, geçeceğim seni. Vay canına, işte bu kadar. Ben kazandım az bir farkla. Buna inanamıyorum sayın seyirciler. Fakir Bey çok az bir farkla birinci oluyor. Kerem Komiser'le aralarındaki mesafe çok kısa. Bu ufak mesafeyle Fakir Bey kazanıyor. Of ya, kıl payı kaçırdım. Ben de üçüncü oldum ya. Başlarım böyle işe, daha iyi olmam lazımdı. Of ya, bu pembiş arabayla sonuncu oldum. Bir boy eksikti, parçalayacağım bu arabayı ya. Evet sayın seyirciler, ilk tur sona erdi. Sıra geldi final turuna. Yarışmacılarımızı hemen arabalarına davet ediyoruz. Biliyordum babamın kazanacağını. Evet, Fakir kazanacaktı, bundan emindik. Ne oluyor? Kimin telefonu çalıyor? Anne bir dakika, sesin olun. Alo baba sen misin? Ne istiyorsun? Arda çabuk buraya gel, çabuk. Arabayı kullanacak biri lazım. Ne? Nasıl yani? Yarışmaya mı geleyim? Evet oğlum, evet hadi. Tamam geliyorum. Arda nereye gidiyorsun? Babam çağırdı, yarışmaya gidiyorum. Hoşçakalın. Ne oluyor bunlara böyle ya? Evet sayın seyirciler, son tur öncesi yarışmacılar yerlerini aldı. İşte görüyorsunuz, hepsi hazır gözüküyor. Tekrardan tarafını seçmeyen varsa hemen şimdi tarafını seçmeye davet ediyorum. Sizce son turu kim kazanacak? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Evet, işaretimle yarışma başlayacak. 3, 2, 1 ve başla! Evet, hepsi rampaya doğru gidiyor ve uçuyorlar. Olamaz, Fakir Bey nereye gidiyor? Okulun bahçesine doğru gidiyor ve okulun bahçesinin duvarına düştü. Olamaz, Er O'Brien Bey binaya çarptı. Zengi ve Kerem Komiser mezarlığa doğru uçuyor ve inanamıyorum. İnanamıyorum sayın seyirciler, inanılmaz bir mücadele oldu. Fakir Bey okulun duvarına düştüğü için şu anda sonuncu gözüküyor. Er O'Brien Bey Fakir Bey'in bir tık önünde, üçüncü sırada. Of ya, ulan bu duvarı buraya kim koydu? Babacım kazandık mı? Kazandık Arda, kazandık, sonuncu olduk. Kerem Komiser tekrardan ikinci sıraya yerleşiyor.
Ve Zengin Bey birinci sırada. İşte bu, başaracağımı söylemiştim. Olamaz, yine ikinciyim ya. Evet sayın seyirciler, bu turu da Zengin Bey kazandı. Bir önceki turu Fakir Bey kazanmıştı. İkisine de ayrı ayrı ödül verilecek. Ayrıca üçüncülere de bir ödül veriliyor. Tüm yarışmacılarımızı ödüllerini alması için buraya davet ediyorum. Evet sayın seyirciler, sırayla hediyeleri takdim ediyoruz. Castero Brand yarışmadan bir oyuncu koltuğu kazanıyor. De, ulan yine bir pembe, yine bir pembe. Olamaz, olamaz. Kerem Komiser bir tane oyuncu bilgisayarı kazanıyor. Güzel, bizim çocuklar evde iyi oynar. Yarışmanın ilk etabını birincilikle tamamlayan Fakir Bey de bir tane uçak kazanıyor. Vay, uçmayı çok severim, zaten pilotluk belgem de var. Ve son olarak son etabı birincilikle tamamlayan Zengin Bey bir çanta dolusu para kazanıyor. En sevdiğim yaşı sen. Evet sayın seyirciler, yarışmamızın sonuna geldik. Sizin desteklediğiniz kişi acaba yarışmayı kazanabildi mi? Doğru tahminde bulunanlar bizden bir kalp kazanacak. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sonraki yarışmalarda ve programlarda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle sayın seyirciler. Görüşürüz. Minecraft Polideri şehrinde sıradan bir gündü. Her şey Ali'nin Arda'dan arabasını istemesiyle başladı. Lütfen sadece birazcık dolaşacağım arabayla. Lütfen arabayı verir misin? Of tamam, ama bak arabanın başına bir şey gelirse mahvederim seni. Haberin olsun, çok büyük cezalar alırsın. Yok yok, gerçekten hiçbir şey gelmeyecek, hiçbir şey. İyi tamam bakalım. Neredeydi bu anahtar? İşte burada. Of ya, hiç de vermek istemiyorum. Tamam al bakayım, bak dikkat et arabaya. Ya tamam diyorum, sen hiç merak etme. İyi hadi git, bak bir yerlerini falan da çizme. Of ya. Tamam tamam, hadi görüşürüz. Yaşasın, aldım arabayı, hadi gidelim. Ali heyecanlı bir şekilde eve geldi. Bir an önce eve ulaşıp garaja girmek istiyordu. Ve o çok sevdiği arabaya sonunda kavuşmuştu. Bakalım Ali bu arabayla neler yapacaktı. Yaşasın be, artık şehir benden sorulur. Bu arada Ali'nin en yakın arkadaşlarından biri olan Dilenci Hasan da hurdacıdan bedavaya aldığı motorunu inceliyordu. Vay be, bu benim ilk ayıcım. Gerçekten çok güzel duyuyor. Şuna bakar mısınız? Ne kadar da tatlı ya. Evet arkadaşlar, bugün bu iki arkadaş karşı karşıya gelebilir. Hatta belki de yarışabilir. Sizce bunlar yarışırsa bunun kazananı kim olur? Herkes fikrini yorumlara şimdi hemen yazsın. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Bakalım bugünün mücadelesini kim kazanacak? Duy, ben şuna biraz toy atayım ya. Abi abla, hazır mısınız? Şimdi ilk defa motoruma bineceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bundan sonra hiçbir yere yürümek zorunda kaymayacağım. Hazır mısınız? Hop biniyorum. İşte tamamdır. Bu gerçekten harika. Hadi gideyim bakayım. Gaz vereyim hemen şuradan. Gitmiyor bu. Oyamaz, gitmiyor. Hayır hayır, niye gitmiyor ya? Ne oluyor? O ses de ne? Ali? Ne oldu aslanım? Gidemiyor musun? Şey, bir soyun var. Bu arada araba çok güzelmiş. Hey Ayda, Ayda abinin. Evet aynen öyle. Ya yarışalım diyeceğim ama daha motorum bile çalışmıyor. Şey aslında çalışıyor ama şimdi niye çalışmadı bilmiyorum. Sen benzin koymayı unutmuşsundur. He doğru ya, benzinsiz çalışmıyor değil mi bunlar? Sen benimle niye dalga geçiyorsun bakayım? Çünkü motorun çok komik. Motorum komik değil, senin arabandan daha hızlı, tamam mı? Yarış yapsak var ya, soyda sıfır yapayım oğlum seni. Tamam o zaman, başlangıç çizgisinin oraya gel. Tabii benzin bulabilirsen. Hadi bakalım, ben kaçar. Uyan var ya seni, bak nasıl yeniyorum seni, göğsü ya. Hay hay hay, canım motoruma yap söyledi ya. Evet arkadaşlar, beklenen olmuştu. Ali ve Hasan yarışmaya karar verdiler. Ali'nin arabası çok iyi. Hasan'ınki ise biraz yetersizdi. Bakalım neler olacak? Korkak Hasan. Tabii gelmeye cesareti yok. Hep o buraya gelmek için benzin bile bulamaz. Yeneceğim onu. Benzinimi aydım, geliyorum ayı. Ay işte buradayım, gördün mü? Nasıl da geldim? Hadi bakayım şimdi seni nasıl geçiyorum görürsün. Bana bakma, önüne bak. Yarış tek tur olacak. Yarışa bu noktadan başlıyoruz. Sonra polis karakolundan sağ dönüp dümdüz ilerliyoruz. Yolun sonuna geldiğimizde tekrardan sağ dönüyoruz. Tepegöz'ün mekanından okulun oraya doğru ilerliyoruz. Okulun oradan bir sağ daha yaptık mı önümüze
çarşı geliyor. Çarşının oradan bir sağ daha yapıyoruz ve başladığımız yere geri dönüyoruz. Böylelikle yarış tamamlanmış oluyor. Ve kazanan belli oluyor, yani ben. Oyası hiç belli olmaz. Göreceğiz bakalım. Tamam o zaman. Üç deyince başlayacak. Hazır mısın? Hazırım. Bu yarışmayı benim kazanacağımı düşünenler yoruma Ali yazsın. Benim kazanacağımı düşünenler de Hasan yazsın. Görüşeceğiz. Hadi bakayım. 3, 2, 1 ve başla. Oy, geliyorum, geliyorum. Oyamaz, oyamaz. Şimdi yakalayacağım seni. Hayır, geçti beni. Of, hemen şöyle döneyim. Of ya, of, biraz geç kaydım sanki. Şimdi dönemeçte yakalayacağım onu. Hayır, oyamaz, oyamaz. Şimdi geliyorum. Of, hemen şuradan da döneyim. Oh, niye çarptım? He, oyamaz. Ya işi bitiymiş bir yer. Of, yayışı kaybettim ya, kaybettim yayışı. Hasan, nerede kaldın oğlum? Seni beklerken ağaç oldum burada ya. Bana bak Ayı, dalga geçme, tamam mı? O ayıba senin bir yeri. Ben bu motoyu kendi emekliyimle aydım. Sonuçta kazanan ben oldum. Ve ödül olarak da senin motorunu alıyorum. Ne? Benim motorum mu? Hayır, oyamaz, veyemem onu. Yarışı kaybettin. Motorun benim olacak. Eğer sen kazansaydın arabayı alacaktın. Ne? Hayır, oyamaz. Motoyu meydan gidiyor. Şimdi motorunu terk et ve uzaklaş buradan çabuk. Belki hurdacıya falan geri satarım onu. Öyle olsun ayı, tamam mı? Ama bu iş boyuna bitmez. Göreceksin, seni bir gün yayışta yeneceğim. Tabii canım, tabii. Arama vızıldıyor. Ne oluyor? Vız 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 vız. Ne oluyor ya? Sen geç bakayım dayganı, geç bakayım. Oyamaz canım motoyum. Hoşça kay. Görüşeceğiz. Bu boyunda bitmez ayı. Bu boyunda bitmez. Evet. Yarış maalesef ki böyle sonuçlanmıştı arkadaşlar. Hasansa şehirde üzgün bir şekilde dolaşmaya başladı. Aslında yarışmayı kaybettiğine üzülmüyordu. Sadece kalbi çok kırılmıştı. Nereyi gezerse gezsin, morali bir türlü düzelmiyordu Hasan'ın. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaktı? Of ya, canım motoyum gitti. Ve daha da kötüsü, ayı bana çok kötü davrandı. Ama tabii ki de her kötü gün sonsuza kadar sürmeyecekti. Hasan'ın da şanslı olduğu bir zaman olacaktı. He? Hasan? Hasan iyi misin? Sağ Yüzgar abi, fena değilim. Sadece biraz morayım bozuk. Bana anlatmak ister misin? Seni dinlemeyi çok isterim. Ayı'ya bir yayış yaptık. Ayda abinin arabasındaymış. Bende de sadece huydacıdan aydığım bir motoyum vardı. Maalesef ki yayışı kaybettim. Tabii ki motoyumu da kaybettim. Bu beni çok üzdü. Ne? Motorla araba yarış mı yapar? Kafayı mı yediniz siz? Ali bunu bilmiyor muydu? Sakin ol, tamam mı? Her şey düzelecek. Ama nasıl olacak bu Yüzgey abi? Bir fikrim var. Ben haksızlığı hiç sevmem, tamam mı? Dur bakalım, işte burada. Al, bu benim arabam. Arda'nın arabasıyla yarışmaya yeter. Onunla yarışacaksın ve motorunu geri kazanacaksın. Ona da haddini bildireceksin, tamam mı? Tamam da Yüzgey abi. Elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim. Sonra arabayı bana geri getirirsin. Hadi sağlıcakla kal. Canım benim ya. Şunu olanları gördünüz mü? Bu ayıka oydu, ayıka. Hadi bakayım ayı efendi. Şimdi ne yapacaksın? Ya oğlum, araba benim diyorum. Niye inanmıyorsunuz ya? Allah Allah. Artık bu araba bana ait. Bana verildi. Vay be, gerçekten çok iyiymiş. Tebrik edeyim. Çok beğendim ayabayı. Evet ama Ayda abi, bu ayabayı sana nasıl verdi? Hayır, hakkım aymıyor. Çünkü çok iyi kullanıyorum oğlum. Hatta şu arkada bir motosiklet var ya. Onu dilenci çocuk Hasan'la yarışarak kazandım. Onu var ya, solda sıfır yaptım. Vay be, harikaymış gerçekten. Ay 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 abi, sana bir mektup var. Sana vermem, söylen de ay bakayım. Ha, ne mektubu bu ya? Ben nereden bileyim? Ay çok iyi işte ya. Hay hay, okuma yazmam mı yok? Ben gidiyorum. Bakalım neymiş bu? Yani şimdi hayranlarımdan falan da olabilir de, neyse, okuyayım okuyayım. Hop, seni son bir yarışa davet ediyorum. Cesaretin varsa gel. Dilenci çocuk Hasan, ne diyor lan bu? Beni yarışa davet ediyor. Ne ayı, korktun mu yoksa? Korktuysan söyleyebilirsin. Ne korkması lan, ne korkması? Bak şimdi nasıl yediyorum onu tekrar. Kesin hurdacıdan bir araba buldu yine. Size gelin bakalım. Onu orada nasıl yeriyorum, görün. Ali yarış alanına tekrardan gelmişti.
Ama onu neyin beklediğinden hiçbir haberi yoktu. Nerede kaldı bu ya? Nerede kaldı? Tabii hurda arabasıyla anca geliyor değil mi? Bir gelsin de hesap soracağım onu. Görecek bakalım o, görecek. Merhabalar. Ben geldim. Hoş geldin. Ha, o ne lan? O nasıl bir araba öyle? İnanamıyorum. Konuşacak mıyız? Yayışacak mıyız? Eğer kazanırsam arabanı ve motorunu alayım. Kaybedersem sen arabayı alırsan. Tamamdır. Bana uyar. Görürsün, kazanacağım. Yarış kuralları aynı. Sadece bir tur fazladan yapacağız. Hadi başlayayım o zaman. 3, 2, 1 ve başla. Geçeceğim seni. Çok buluşsun oyun. Hayır hayır, buna izin veremem. Son tuya giriyoruz. Şimdi göstereceğim sana. Son gaz geliyorum. Bitiş çizgisine az kaydı ve hop, ben kazandım. Hayır hayır, nasıl kaybederim? Olamaz, nasıl kaybederim? Evet, beklenen olmuştu. Kendisini dev aynasında gören Ali bu sefer yarışmayı kaybetmişti. Evet Hasan, yarışmayı kazandın. Yaptığım her şey için özür dilerim. Araba ve motor senindir. Ayda abi, arabayı kaybettiğini duyunca sana ne yapay? Herhalde bundan sonra beni eve almaz. Galiba bunu hak ettim. Al, söz verdiğim gibi. İşte anahtar burada. Güle güle kullan. Ben de artık şehri terk etsem iyi olacak çünkü... Bundan sonra herhalde beni eve almazlar. Ayı, bir dakika. He, ne oldu? Ben düşündüm de. Benim bu arabaya ihtiyacım yok. Ailenle ayının bozulmasını istemem. Ay bakayım bu anahtarı. Ne? Gerçekten mi? Evet, bana motorum yeter. Zaten bu da Yüzge abinindi. Ona geri vereceğim. Hasan, gerçekten çok teşekkür ederim sana. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yaptığım her şey için özür dilerim. Sen benim hep en iyi arkadaşım olarak kalacaksın. Teşekkürler, bu bana yeter. Hadi arabalayı yerliğine bırakayım. Sonra okulda top oynayalım. Bu harika olur, hadi. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemiz böyleydi. Yarışı kim kazandı bilmiyorum ama galiba dostluk kazandı. Umarım Ali ve Hasan gerekli dersleri almışlardır. Ve siz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Çekeyim yoydan, ben geliyorum oyun. Olamaz, bu ses de ne? Ne oluyor lan orada? Lan bu Ali değil mi? Dur lan, dur, yavaşla. Hayır, dur diyorum sana, hayır. Of, ne biçim çarptı lan öyle? Ya Kerem komiser, yayın ortasında ne işin var öyle arkadaş? Ya benim biraz açayım var, kusura bakma, ben gidiyorum, tamam mı? Hoşça kal Kerem komiser, güle güle. Trafik cezasından kurtulamayacaksın Ali. Olamaz, arkadaşlar bu Ali yine kafayı yemiş. Ona bir ders vermeliyim. Sizce Ali ile ben yarışsam kim kazanır? Ali kazanır diyenler yoruma Ali yazsın. Kerem komiser kazanır diyenler de yoruma Kerem komiser yazsın. Fikrinizi çok merak ediyorum. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Tüm bu saydıklarımı yapanlar yoruma bile ben yaptım yazsın. Ve bizden bir kalp kazansın. Hadi bakalım, şunlara iyi bir ders verelim. Tamamdır, ayabımı da park ettim. İşte bu kadar. Şimdi eve giysem iyi olacak. Artık çok zenginiz. İstediğimiz arabayı alıyoruz. Fakir dedem, yay babaanne, ben geldim. Merhaba, ne yapıyorsunuz bakayım? Aydığım arabayı görmeniz lazım. Harika bir arabaydım, çok güzel. Vay, ben de görmek istiyorum arabanı. Bir tur attırırsın artık. Üzgünüm Fakir dede. O araba özel yapım, tamam mı? Sadece benim boyutlarıma göre yapıldı. O yüzden sen ona sığmazsın. Oğlum, biz neyle gezeceğiz? Boş ver Miray ya. Ben zaten bir sipariş verdim. Görünce var ya, aklınız uçacak. Hayır ya, ne siparişi fakirleri, şimdi merak ettim ha. Merak etmeyin, gelmek üzeredir. Ha, işte geldi. Geldim patlama geldim, hadi bakalım işte. Tam da tahmin ettiğim gibi, hop, merhabalar. Fakir bey merhaba, istediğiniz uçak hazır efendim. Hem de elmas kaplama. Tamamdır, bu harika harika, bu işte istediğim uçak. Şuna bakar mısınız ya, bebeğim bu benim, bebeğim. Fakirleri, inanamıyorum, uçak mı Aydan? Evet fakir, bu ne böyle? Ya para benim değil mi? Gittim uçak aldım işte. Şuna bakın, çok güzel duruyor. Fakir bey, para demişken ücreti alabilir miyim efendim? Tamam arkadaş, veririz ya. Bir yere kaçmıyoruz ya. Bekle bakayım burada. Ben şuradan hemen parayı alıp geliyorum. Arkadaşlar harika, bayıldım ben bu uçağa. Evet bakalım, işte para çantası buradaydı. Hemen bakalım şuna.
Hopya'nın şifresi neydi ya? Arkadaşlar bir dakika. Bunun şifresi sanırsam şöyle bir şeydi. Evet bakalım açıyoruz. Sonra yanlışlık olmasın. Hop işte bu. Tamamdır. İşte şifreyi de buldum. Tamam şimdi bu çantayı bu adama vereceğim. Al bakalım hayrını gör, tamam mı? Tamamdır Fakir Bey. Sizinle çalışmak büyük bir onurdu efendim. Uçağınızı iyi günlerde kullanın efendim. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle bakalım. Kendine iyi bak. Ben şu uçağımla yalnız bırak. Harika arkadaşlar. Arkadaşlar bu müthiş. Fakir dede bir şey değil mi? Uçağına var ya bayıldım bayıldım. Yetecek kelimeye bayıldım yani. İşte zenginlik böyle bir şey oğlum. Uçak almak istiyorsun hemen gidip alıyorsun. Şuna bakar mısın? Ne oluyor burada, ne oluyor? Ne bu gürültü, ne bu gürültü? Neyine neler oluyor? Fakir ne bu rezalet? Bu uçaktın iğnesi bilmiyor musun? Şehirde uçak uçurtmak yasak. Ne diyorsun Kerem komiser ya? Ben belediye başkanıyım. Öyle bir yasak falan yok. Varsa da kaldırıyorum. Kafana göre yasakları kaldıramazsın. Şehirde uçak uçurtmak yasak. Binalara falan zarar verebilirsin. Her şeyden önemlisi kendine zarar verebilirsin. Böyle saçmalığı koymaz ya. Biz uçakta uçmak istiyoruz. Sen hiç konuşma bücür, tamam mı? Sana da bir trafik cezam var. İşte burada al bakayım şunu. Bu ceza da ne böyle? Bu ceza da ne böyle? Şehirde arabayı çok tehlikeli bir şekilde kullandın. Ve her şeyden önemlisi bir polis memuruna çarptın. Ne Kerem komiser, iyi misin? Şimdilik iyiyim. Ama bu sersemden arabanızı alırsanız daha iyi olacağım. Arabamı kimseye vermem. Bunlar tartışsınlar arkadaşlar. Hadi biz bir önce uçağımıza binelim. Bunlar tartışmaya devam etsin. Hemen şöyle şuradan gidelim. Arkadaşlar şuradan bir benzin koymamız gerekiyor. Hop şöyle hadi bakalım. Aslanıma yetsin şu şöyle. Tamamdır arkadaşlar. İşte bu kadar. Hazır mısınız? Şimdi uçuşa geçiyoruz. Şöyle harika bir şey bu. Ne oluyor? Bu fakir bu. Fakir ne yapıyorsun? Dur. Gidiyoruz Minecraft Fatih ailesi. Hadi bakalım. Ulan nasıl uçacağız bununla? İşte uçuyorum. Bu müthiş bir şey arkadaşlar. Tüm şehri dolaşacağım. Harika bir şey bu. Şuna bakar mısınız ya? Bulutların üstündeyim. Harika bu gerçekten. Şöyle biraz daha dolaşalım. Olamaz olamaz. Kontrol kaybettim. Hayır. Hayır fakir kaza yaptı. Gördünüz mü yaptığınızı? Kerem komiser hemen oraya gitmeliyiz. Çabuk beni takip edin. Fakir iyi misin dostum? Fakir iyi misin? Çabuk ses ver. Fakir iyi misin? Fakir dede geldik. Fakir dede. Fakir. Olamaz dedim, yüksek binaların olduğu yerde uçuş yapılmaz. Fakir iyi misin dostum? Çabuk ambulans çağırın, sizi sersemler. Hepsi sizin yüzünüzden. Asıl senin yüzünden. Fakir dedemi hacı ettiğin için böyle oydu. Yoksa normal suyaydı. Sen artık çok olmaya başladın Ali. Öyle mi? O zaman gel de arabaya iş yapayım. Var mısın oyun, var mısın? Tamam kabul ediyorum, varım. Ama nesine yapacağız? Sen karar ver Kerem komiser. Tamam o zaman arabasına yapıyoruz. Kim kazanırsa karşı tarafın arabasını alır. Tamam ne? Araba mı? Oyamaz bu biraz riskliymiş. Ama tamam kabul ediyorum, nasılsa benim arabamı geçemezsin. Göreceğiz bakalım. Tartışmanız bittiyse artık ambulans çağırın. Olamaz. Neredeyim ben? Burası da neresi? Ha? Burası da neresi? Neredeyim ben? Neler oluyor? En son hatırladım. Uçakla uçuyordun fakir ve kaza yaptın. Evet haklısınız. Olamaz Kerem komiser, seni dinlemeliydim. Hayır fakir dede. Onun yüzünden kaza yaptın ve ben ona bunun hesabını soracağım. Torununa haddini bildirmemin zamanı geldi fakir. Durun lütfen sakin olun Kerem komiser. Ali ne yapıyorsunuz? Sen iyileşmene bak fakir. Benim işim çok uzun sürmez. Nasılsa kolay olacak. Evet fakir dede. Sana iki tane arabayla geri döneceğim. Olamaz, çıldırmış bunlar. Sakin ol fakir. Alt tarafı yarış yapacaklar. Ne olabilir ki? Bakalım kim kazanacak? Evet sayın seyirciler. Minecraft Paralelleri Şehri Sokak Yarışı'na hoş geldiniz. Bir tarafta Minecraft Paralelleri Şehri'nin komiseri Kerem komiser. Diğer tarafta fakirin torunu Arda'nın oğlu Maraz Ali. Gördüğünüz gibi bugün iki tane yarışmacımız var. Ama kazanan sadece bir kişi olacak. Ve bunu seçmek sizin elinizde. Sizce bu yarışı kim kazanacak? Kerem komiser mi, Ali mi? Herkes hemen şimdi fikrini yorumlara yazıyor. Ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyor. Tahmini doğru çıkanlar video sonunda bizden kocaman bir kalp kazanıyor. Hadi Ali oğlum yaparsın. Evet Ali başaracaksın. Kerem komiser seni destekliyoruz. Kerem komiser hadi lo kazanacaksın lo.
evet bakalım. Seyircileri daha fazla bekletmeden yarışmayı başlatıyorum. İki taraf da hazır mı? Ben hazırım. Ben de hazırım. Tamam o zaman. 3, 2, 1 ve başla. Ve yarışma başladı. Ali küçük bir farkla önde başlıyor. O da ne? Ali farkı gitgide açmaya başladı. Ali yavaş ol, fazla hızlı gidiyorsun. Heh, ayağımı gazdan hiç çekmeyeceğim Kerem komiser. Hayır Ali, yapma, hata yapıyorsun. Bu gerçekten inanılmaz. Ali'nin arabası çok hızlı. Kerem komiserin arabası ise çok güçlü ama o kadar hızlı değil. İlk tur bitmek üzere. Bakalım ilk turu kim birinci tamamlayacak ve Ali ilk turu birinci tamamlıyor. Olamaz Ali, kendine zarar vereceksin. Kerem komiser, sana Tuy Fike'ı bindireceğim oyun. Olamaz, Ali'yi durdurmalıyım yoksa kaza yapacak. Hız Yeko'yu kıyacağım. Oyamaz, kontrolümü kaybediyorum. Hayır, hayır. Olamaz Ali, iyi misin Ali? Geldim, sakin ol, geldim. Oyamaz, yarışmayı kaybettim. Olamaz sayın seyirciler, Ali kaza yaptı. Kerem komiser avantajlı durumda. Ama o da ne? Kerem komiser yarışmayı bıraktı ve Ali'ye yardım ediyor. Kerem komiser, ne yapıyorsun? Yarışmayı kazanabilirsin. Yarışma umurumda bile değil. Ben seni kazanmak istiyorum Ali. Ne? Oyamaz. Yaptığım her şey için özür dileyim Kerem komiser. Sen hak yedin. Bunu anladığına sevindim. Hadi hastaneye gidip seni bir kontrol ettirelim. Arabana da tamirci çağırırız. Tamamdır. Çok sağ ol Kerem komiser. Evet sayın seyirciler. Duygulanmamak elde değil. Kerem komiser yarışı bıraktı ve Ali'ye yardım etti. Kim kazandı diye soracak olursanız, bugün hiç kimse kazanmadı. Dostluk kazandı. Yaşa be Kerem komiser. Helal olsun Kerem komiser. İşte benim adımım. Helal olsun sana Lu. Uy, vallahi helal olsun sana Kerem komiser ha. Ambulans aradım. Birazdan gelir Ali. Arkadaşlar, bize verdiğiniz destekler için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bugünkü hasılatın bizim Zeynep. Hayır dur, o benim tüm payım. Abicim parayı aldım. Ne duruyorsun sen? Sen polis gelmeden atla çabuk. Hayır lütfen. Uyamaz, yardım edecek kimse yok mu? Bas abicim, bas çabuk. Bizi asla yakalayamazlar. Hazır mısın Arda? Hazırım Rüzgar. Hadi halledelim şu işi. Bugün çok eğleneceğiz. Evet arkadaşlar, şimdiden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve sizce en güzel araba kimdi, bunu da yorumlara yazın. Pişman olmayacaksınız, merak etmeyin. Yürü Arda. Hadi bakalım, biz geliyoruz. Abicim acele et buradan, sağ dön. Olamaz, Ardalar geliyor. Of be, bunlar da nereden çıktı? Rüzgar, ben önüne geçiyorum. Sıkıştır Arda, sıkıştır. Olamaz, kaza yapacağız. Abicim dikkat et. Çekil önümden, çekil çekil diyorum sana. İşte bu kadar. Gerisini polislere bırakalım. Aynen öyle Arda, yürü. Olamaz, olamaz. Hemen kaçmalıyız. Hayır, duvar yüzünden kapıyı açamıyorum. Bir kaza haberi aldık arkadaşlar. Neler olduğuna bakmalıyız. Ulan şehirde zaten normal bir gün geçmiyor ki. Şurada işte bizim polisleri gördüm. Ne oluyor lan orada? O araba da ne öyle? Bayağı modifiyeli bir arabaya benziyor arkadaşlar bu. Hemen inelim şöyle. Evet polisten ne oluyor bakayım? Burada biri bana anlatsın çabuk. Efendim, bu araç hırsızlık yaptıktan sonra buraya çarpıp kaza yapmış. Evet Kerem komiser, hemen olay yerine intikal ettik biz de. Aferin bakalım Not Polis, bakalım burada kimler varmış, şöyle bir bakalım mı? Serseri Ahmet ve Serseri Aydar, siz hiç uslanmayacaksınız değil mi? Bir daha içine bizi yakalayamayacaksın Kerem komiser. Tabii tabii, 150.ye söylüyorsunuz bunu, Allah Allah ya. Peki bu çantada neyin nesi böyle? Efendim bu çanta arabanın bagajından çıktı. İçinde paralar vardı. Paralar mı? Bir dakika, bu çanta Zeynep'in, olan kızımın dükkanını mı soydunuz? Sizde gerçekten kafa niyetine bir şey yok yani. Tamam, şimdi bu çantayı ben Zeynep'e götürüyorum. Siz de bunları bir an önce hapse
hapse tıkın, bir daha çıkmamak üzere. Gerçekten bıktım arkadaşlar artık bunlardan ya. Hadi bakalım iş başına. Sersemleri gördün mü Rüzgar? Önünü göremedi ve duvara tosladı. Evet Arda, yaptığımız çok akıllıcaydı yani. Bence bir daha uzunca bir süre içeriden çıkamazlar. Kafamız rahat yani. Ama Zeynep'in çantasını vermeyi unuttuk. Merak etme Kerem komiser, onu verir ona. Arda neredesin? Arıyorum açmıyorsun, arıyorum açmıyorsun. Neredesin? Çabuk karşıma çık. İşte burada sen. Olamaz, fakir amca geliyor. Evet, galiba her şeyi öğrendi. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne yapmışız babacığım ya? Bana bak, bilmemezlikten gelme sakın. Serseri Ahmet'le Aydar'ı sizin yakalattığınızı biliyorum. Bu ne kadar tehlikeli biliyor musunuz? Siz polis değilsiniz. Kendi başınıza bir şeyleri halledemezsiniz. Ya babacığım, amma çok büyüttün ya. Sanki kötü bir şey yaptık. Evet fakir amca, hem içimiz değiliz, başımıza bela da almadık. Bu almayacağınız anlamına gelmez. Bir daha olursa arabalarınıza el koyarım. Ya babam da çok abartıyor ya. Sanki bir şey olacak. Bence de ya, hiçbir şey olacağı yok. Evet bakalım, hazır mısın kardeşim? Hazırım abicim, planımızı devreye sokalım. Tamam, anlatıyorum, bak şimdi. Bugün aslı polis nöbetçi. Günün bu saatlerinde hep uyuyakalır. Kerem komiser de bu gece izinli. Yani o da evinde mışıl mışıl uyuyor. Tabii ki de kurbanlarımız Arda ve Rüzgar da mışıl mışıl uyuyor. Ayrıca ikisinin de arabası aynı yerde duruyor. Tamam da abi, arabalar ne alaka? Planımın bir parçası. Birazdan görürsün. Hadi bakalım, hemen plana koyuluyoruz, tamam mı? Lan bana bakın, sakın bizi kimseye söyleyin demeyin, yoksa var ya mahvederim sizi. Geri gelip sizi kurtaracağız. Tamamdır, aceleydin ama. Tabii tabii, merak etmeyin, işte kazma şu taraftaydı. Hop, işte burada. Şunları da alalım. Abi sen ne yapıyorsun? O bombaları ne yapacaksın? Sakın burada patlatayım deme, buradan kaçamayız yoksa. Burada patlatmayacağım sersem, beni takip et. Hadi bakalım şöyle yavaştan. Hemen şunu şöyle kırıyorum. Bu bir, bu iki. Ve güle güle sersem polis. Çabuk lan çabuk, beni takip et polis, uyanmadan çabuk. Hemen şurayı şöyle kıralım, şurayı da şöyle kıralım. Tamamdır, kaçıyoruz. Hop, uf ayağım. Tamamdır, işte bu kadar. Çabuk gel, yapmamız gereken bir iş daha var. Ya abi kurtulduk işte. Hadi çıkalım bir an önce buradan. Kes sesini, intikamımı almadan asla çıkmam buradan, tamam mı? Yürü çabuk, işte buradalar. Şimdi gösteririm ben size. Hop. Birini sana ve diğerini de şöyle sana. Birini 4 saniye olarak ayarlıyorum. Diğeri de böyle kalıyor. Hazır ol, şimdi buradan kaçacağız. Hadi bakalım şöyle. Hop, işte böyle. Sen de tamam, çabuk kaç buradan, kaç. Bir an önce kaçalım buradan, patlayacak arabalar. Hop. Ha, o ses de neydi? Olamaz, bir şey patladı, bir şey patladı. Umarım düşündüğün şey değildir. Hayır olamaz, arabalarımız gitmiş, arabalarımız mahvolmuş, patlamış. Ne? Kim yaptı bunu, kim yaptı? Arda kim yaptı? Olamaz güzel arabam. Hayır, onu alabilmek için çok çalışmıştım. Kim yapmış olabilir arkadaşlar bunu, kim, kim? Benim bir tahminim var. Serseri Ahmet ile Serseri Haydar. Evet, işte yeni arabamız hazır. Abicim şimdi bu arabaya binip buradan toz alıyoruz, öyle değil mi? Hayır sersem, Arda ile Rüzgar'ı yenmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bu yeni arabayı boşuna yapmadım ben. Ama abicim ne güzel hapisten kaçtık, bir an önce kaçıp kurtulalım buradan, niye yarışıyoruz tekrar? İntikamımı almak için, evet. Of arkadaşlar, artık arabam yok, arabasızım. Arabamı çok özlüyorum, o benim her şeyimdi. Bunu kimin yaptığını biliyor musunuz arkadaşlar? Onu bir an önce bulmalıyım. Ha? Bu da ne? Burada bir kitap var. Allah Allah, kim bıraktı bunu ya? Bir bakayım. Arabanızı biz patlattık. Yarışmak istiyorsan okulun oraya gel. Tabii korkmuyorsan. Serseri Ahmet, Serseri Aydar. Hayır olamaz. Tahmin etmeliydim arkadaşlar, onlarla yarışmalıyım. Ama arabam yok, nasıl yapacağım bunu, nasıl? Umurumda bile değil, biliyor musunuz? Gerekirse koşarak yarışırım, yine de gideceğim oraya. Onlardan korkmuyorum arkadaşlar, korkmuyorum. Arda nereye gidiyorsun? Söyleyemem babacığım, tamam mı, söyleyemem. Yarışmak istiyorlar seninle değil mi? Evet ama sen... Biliyorum işte.
peşini bırakmayacakları çok belliydi. Ve senin araban olmadığını da biliyorum. Evet, ne yapacağımı bilmiyorum baba. O zaman benim eski yarış arabamı sokağa çıkarmanın vakti geldi Arda. Ne? Ama o arabayla asla yarış kazanamayız. Önemli olan araba değil, onu kimin sürdüğüdür Arda. Başaracaksın, ben buna inanıyorum ve biz her zaman yanında olacağız. Çok teşekkür ederim babacığım. Başaracaksın canım oğlum, hiç merak etme. Abicim hala daha gelmediler, nerede kaldı bunlar? Galiba korktular. Hayır, fakir ve ailesi asla korkmaz. Gelecekler, merak etme. Benim merak ettiğim nasıl bir arabayla gelecekler. Çünkü biliyorsun ki Arda'nın arabasını patlattık. He abicim, şuna bak. Ula bula, bu arabayı mı buldular? Bizi yenebileceklerini mi sanıyorlar bununla? Konuşacak mıyız, yarışacak mıyız? Ulan Arda, ben de seni akıllı bir şey sanıyordum. Sakın onları dinleme Arda. Yola konsantre ol oğlum. Tamam o zaman, şaka bitti. 3, 2, 1, başla. Güle güle sersem Arda. Hadi abicim, buradan sağ. Olamaz baba, farkı açıyorlar. Solda sıfır yaptık onları. Hayır, kazanamayacağız. Sadece elinden geleni yap, tamam mı Arda? Hayır baba, daha fazla dayanamayacağım. Arda ne yapıyorsun, yarışı kaybediyoruz. Babacım, arabaları çok iyi kazanamayız. Sana ne dediğimi unuttun mu? Galiba haklısın. Kaybetsem de yarışı bitirmem gerekiyor. Nasılsa tüm ailem yanımda. Minecraft Fatih ailesi yanımda. Aynen öyle işte, şimdi turboya basma zamanı geldi. Kolu çektim, devam et. Artık gaza basma zamanı geldi, bu ne? Nitro'ya bastık arkadaşlar. Basarda yakalayacağız, onları yakalayacağız. Evet, bitiş çizgisine çok yaklaştık. Bu yarışı biz kazanacağız. Hayır, ne oluyor? Hayır, olamaz, kaybettik. Hayır abicim, bu nasıl olur? İnanamıyorum, kazandık babacım, hem de bu arabayla. Bizim de bir iki numaramız var tabii. Hemen kaçmalıyız abicim buradan, bir an önce. Hayır, arkadan biri geliyor. Hiçbir yere kaçamazsınız. Bu benim arabam. Hayır, yine yakalandık. İşte bu kadar, başardık arkadaşlar. Onlara çok büyük bir ders verdik. Tabii ki de sizin yardımlarınız sayesinde. Destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar. Umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay.